Merhaba, ben veteriner hekim Derya Görgün. Evde kedilerimiz için mama yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Bunun için dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Öncelikle kedilerimize vereceğimiz mamanın miktarı, kompozisyonu ve sunumu ile ilgili konuşacağız. Miktarında bir 5 kiloluk bir yetişkin kedi için ortalama yaklaşık bir öğün 75 ila 100 gram olabilir. Bu kedinin aktivite miktarına göre değişir. Hareketli bir kedi için ise daha fazla olabilir. Hareketsiz ve evde sakin duran bir kedi için daha az olabilir. Bireysel olarak kedinizin başka bir sağlık problemi, yavruluk, kısırlık durumu, hareketlilik, aktivite durumu, bunlar kedilere verilecek olan mamanın miktarını belirleyen ve değiştiren şeyler. Aktivite durumu şu şekilde değişiklik gösterir. Eve girip çıkan indoor outdoor bir kedi ise enerji ve kalori ihtiyacı yüksek olacaktır. Ancak kısır ve daha çok sakin, hareketsiz yaşayan bir kedi ise onun kalori ve protein ihtiyacı daha limitli olacaktır. Öncelikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yavru kedilerde ise protein ve enerji ihtiyacı daha da yüksek olacaktır. Kilogram başına yaklaşık 50 gram diye düşünebiliriz yaş kuru birlikte miktarını hem yetişkin hem yavru kedi için. Yani 5 kiloluk bir yetişkin kedide ortalama günlük vereceğiniz miktar toplam 150-200 gramı bence geçmesine gerek yok. Obez kedilerde kalori alımı daha da kısıtlanmalıdır. Ve evde yaşayan 5-6 yaşın üzerindeki kısır, özellikle ülkemizdeki bu koşullarda yaşayan kedilerin %70'i obezdir. Yine evde yaşayan, hareketsiz bir yaşam tarzı gelişen ve kuru mamayla beslenen kedilerin 5 yaşından sonra ortalama böbrek hasarı başlar. Bu da kuru mamaların çok fazla tüketilmesinden kaynaklı ve kedilerin yeterli su alamamalarından kaynaklıdır. Gıda yoluyla su almaya çünkü alışkınlardır. %70'i su olan fare ile beslenen canlılar aslında kediler. Dolayısıyla biz kuru mama veriyoruz ve bir su içme alışkanlığı edinmelerini bekliyoruz. Kediler normalde aslında su kenarında yemek bile yemeyi sevmiyorlar. Suyun gıdalarını kontamine ettiklerine dair bir evrimsel geçmiş yaşamışlar. Bu yüzden mama kaplarıyla su kaplarını olabildiğince evde de birbirinden ayırmayı öneriyorum. Ben size evinizde kedi maması yapmanın inceliklerini ve tarifini paylaşacağım. Ama siz kuru mama veriyorsanız da takviye olarak mevcut mamasının %10'u veya %15'ini geçmeyecek şekilde mamaya ilave olarak bu ürünlerden yine de kullanabilirsiniz. Mutlaka bireysel durumlar için veteriner hekiminize danışmayı unutmayın. Kompozisyonda ilk başta protein. %50 ila 60 oranında protein kaynağı verilmesi gerekiyor. Bu protein kaynağı olarak da tavuk, hindi ve balık verilebilir. Protein miktarından sonra en önemlisi yağlar. %20 ila 30 oranında tavuk derisi verilebilir veya balık yağları eklenebilir mamaya. Karbonhidrat kaynağı %5'i onu geçmemeli. Lifler de buna dahildir. Yine bal kabağı püresi, köpeklerde olduğu gibi tatlı patates. Kedilerin evden beslenmesinde ciğer ve veya diğer sakatatlar eklenmesi çok önemlidir. Özellikle ciğerde bulunan A vitaminleri ve taurin kediler için esansiyeldir. Mutlaka kedilerin öğününe ya tavuk ya sığır ya küçük baş hayvan ciğeri eklenmelidir. Dışkının kıvamının korunması için de kuru mamaların yaptığı görevi görmesi adına ve kalsiyum takviyesi amacıyla yumurta kabuğu tozu ve hatta o yumurtanın ince kabuğundan da ilave etmeyi unutmayın. Kompozisyondan ve miktardan bahsettik. Şimdi de nasıl servis edeceğimizi söyleyeyim. Servis edilme yöntemi olarak oda sıcaklığını öneriyorum. Verdikten sonra ilk 10 dakika içinde uzaklaştırmanızı öneriyorum. Yediğini yesin, yemediğini kaldırın lütfen. Çok da fazla salmonella veya E. coli gibi gıda patojenleri bulaşmasın. Evde pişirirken haşlamak veya tavada çevirmek fark etmez. Yağ, tuz, un, soğan, sarımsak ilave etmiyoruz. Bu videoda evde kedilerinize mama hazırlamak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken temel bir çerçeveden bahsettim. Yine bireysel olarak kedinizin besin ihtiyacını veteriner hekiminize danışabilirsiniz. Daha fazla sorunuz olursa videonun altına yorum veya sorularınızı bırakabilirsiniz. Ben kendim tek tek yanıtlamaya çalışırım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.